Ha! Sen ne yapıyorsun? Ha, buraya park ettim benim arabayı. Ha, geliyorum aşağı o zaman. Tamam, gel gel, ben geçiyorum kapı önüne. Arkadaşlar, bugün beni Mahmut çağırdı. Dedi ki benim arabada bir duman çıkmaya başladı. Kara duman atıyor bu aralar dedi. Bir de modifiye ettirmem lazım. Onu bir götürelim dedi. Ben dedim tamam canım ya, hallederiz dedim. Arabasını şirket kapısının önüne çektiğini söylemişti. Bu arada cidden şirket kapısının önüne çekmiş. Manyağa bak. Lan Mahmut, ne yaptın? Ne çabuk indin lan aşağı, ışınlanıyor mu oğlum sen? Ne ışınlanması kardeşim, dalga mı geçiyorsun ya? Bir çalıştır bakayım arabayı, nasıl duman atıyor. Ver bakayım gazını. Lan harbi dur. Lan kardeşim, geçiyorsan geç, yer var burada be. Ne basıyorsun kornaya? Camını kırarım ha sen. O kornaya bir daha basarsan seni direksiyonla beraber dışarı alırım. Harbiden kara duman atıyor. Arkadaşlar, araba plakada da yazdığı gibi GG olmuş. Biz bir alalım da şu arabayı, bir götürelim İstanbul'a. Ay, o korna senin bir taraflarını ölçsün. Terbiyesiz ya. Böyle gerizekalılar da var arkadaşlar, uğraşıyoruz maalesef ki. İstanbul'a doğru yavaştan yola çıkalım. O kornayı senin, şimdi ineceğim aşağı var ya, takacağım bir tarafını, öttüreceğim ha. İstanbul'da bizim Cemal abiye götürelim. Ha, öttür kornanı, hadi şimdi yetiş de öttür bakayım. Artise bak, tır gelmeden biz çıkar mıyız? Çıkarız tabii ya. O kadar korsamız var kardeşim yani. Tır varmış yokmuş ne fark eder lan, bize yapıştır gitsin. Geçen gün bir videoda ruhunuzu teslim edin, ölüm çeteye katılın falan. Arkadaşlar, sizin ruhunuz değil ya. Naci var yani kimyada, tuz ruhu. Tuz ruhunuzu getireceksiniz bana ya. Tamam, belirtmeyi unutmuşum onu. Tuz ruhuyla iş yapıyoruz arkadaşlar biz. Lan önüme kırma! Uy, ne kaçtık be. Ulan köpeğe bak. Yolumuzu kesmeye çalışanlar çok arkadaşlar, görüyorsunuz. Hem oyunda hem gerçek hayatta, ama biz ne yapıyoruz? İçlerinden geçiyoruz böyle makas ata ata. Onlar bizim yolumuzu kesmeye çalıştılar. Biz onların biletini kestik arkadaşlar. Sonra dediler ki vay efendim bize ne oldu? Sonra dediler ki vay efendim bunun da bir tarafları kalktı. Abone olmayanlar varsa bir butona basarlarsa sevinirim arkadaşlar. Kardeşim çekilir misin, sana zahmet? Aa, çekildi lan. Ben bu polisi geçmem abi. Ben bu polise saygı duyarım. Bu polisi geçmiyorum. İlk defa sağa çıkıp vazgeçtim. Geçeceğim arkadaşlar. Çok yavaşlıyor bu da. Ama gerçekten polisi tebrik ediyorum. Sağa çıktı ve yol verdi. Bunlar burada neyi bekliyor acaba? Konvoy mu yapıyorsunuz lan? Neyi bekliyorsunuz öyle? Herhalde konvoy yetişsin diye bekliyorlar, ama arkadaşlar öyle yolun ortasında durmaları da bayağı bir riskli yani. Arkadan böyle bir gömecekler, görecekler sonra bir şeyleri. Nerede bizim Hayat Mix? Biz yine Hayat Mix'i açmadık. Makaslarımız havada kaldı abi. Hayat Mix'i açalım, makaslarımıza bir anlam katalım ya. Lan bu ne? Hayat Mix'te ne çalıyor böyle? Umarım Remix'e girersin buradan. Aa, bak girmeye başladı Remix'e. İşte Hayat Mix farkı arkadaşlar. Ne kadar slow olursa olsun hemen başlatıyor kafayı oynatmaya böyle. Bak bak, makaslara gel. Hadi bakayım. İşte bu abi ya. Aynı BMW ile attığım makaslar gibi. Ben seviyorum. Benim oyun tarzım o şekilde. 8 kamerasında falan makas atmaya çalışan bir manyağım arkadaşlar ben. Bak, 8 kamerasında sizler için makas atayım diyecektim de yol aşağı doğru olduğu için makas atamadım arkadaşlar 8 kamerasında. Buradan da geçer mi? Korsa mı be? Yılan Korsa arkadaşlar. Yılan spek Korsa'yla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sabah güzel bir yorumla uyandım arkadaşlar. Yorumda ilk defa TV... Aa! Ne yapıyorsunuz lan? Deli de deli de, de. Burada da bir polis konvoyumuz var yine ya. Şunlara bak ya. Tatlı dille anlatan biri çıktı. Gerçekten mutlu oldum. Hani illa hakaretlerle, laflarla, çamurlarla, iftiralarla söylemeye gerek yok. Gerçi zaten şöyle bir laf da vardır. Beğenmedim bu şarkıyı, değiş. Bir işi yapabilen azarlanır. Yapamayan çamur atar. Biraz fikri olan eleştirir. Hani bu sürekli böyledir. Sürekli yapılan bir baskı altındadır. Biraz bilgisi olan sürekli akıl vermeye çalışır, eleştirmeye çalışır. Hiç fikri olmayansa iftira atar, çamur atar, karalamaya çalışır, söver, eder. Sonra böyle enayiler yakalanır falan. Dolandırıcıları böyle tutuyorlar, yakalıyorlar. Ama adamlar benim kadar iyi dolandırıcı olsalardı yakalanmazlardı. Bu arada şey yorumu aklıma geldi şimdi şunu yapınca. Çarpıyorsun falan ama eğlenceli oluyor diyenler vardı. Ben de zaten amacım bu arkadaşlar. Amacım tamamen eğlenceli olması, riski alabilmek. Bunlar artık zevk alanları görmek benim için çok güzel bir şey. Sonunda istediklerim de gerçekleşiyor. Mutluyum. Yalnız araba 160'ta tıkanıyor ya. İbriği 220, biz 160'ta kalıyoruz ya. Bakın bakın, polisin aklını nasıl alıyorum. Oynat bakalım. Bak şimdi izle. Korsa yılan. Ne oldu polis amca? Ben olsam beni tutuklardım arkadaşlar. Tabii yakalarsa. Bizi yakalaması biraz zor arkadaşlar. Yani yılan gibi gidiyoruz, görüyorsunuz. Gerçi altındaki Corolla ile bu arabayı her türlü yakalar ya. Buradan da geçer miyiz lan? Biz geçer miyiz lan buradan da? Sürttük lan, tüh. Dolar bile onu gördü. Ben hala onu göremedim. Lafım şu anda linç yiyor arkadaşlar. Çünkü ben bu videoyu attıktan sonra dolar... Millet gelip altına 10 olsa yine iyi falan yazıyorlar böyle. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben o zamanki kura göre konuştum ya. Aslında hiçbiri kur değildi. Bana kurulan bir komploydu falan. Oha!
Sakin sakin, ben de sakin. Ben çıldırabilirim ama siz sakin kalın arkadaşlar. Bu ölüm turizm farkı. Bak sola çıkıyor orada. Şimdi ben sana makas atmaz mıyım lan? Dangalak. Lava bak, çıkmış oradan sol şeride, önümüzü kesiyor. Siz kimsiniz lan? BMW'de olsan tokadımı yersin kardeşim. Öyle sol şeridi boş işgal edene hakkını veriyoruz arkadaşlar. Zaten bizim aynalar plastik. Aynaları kırsak döksek de umurumda değil. Umurumda değil gerçekten. Buradan makasa da girsen, beni deli gibi sollasan, umurumda değil gerçekten. Makasını atsan geçsen. Aa, birini daha çevirmişler. Ya kardeşim, adım başı polis çevirmesi. Lan bu kadar enayi olmayın lan. Yazık lan. Ulan neyi remixlemişler ya. Bu hayat mikser bir deli ya. Neredesin ay yüzlüm? Verdikleri remixe bak abi. Ay yüzlüm şarkısını açıyorsun ama seni Bağcılar moduna sokuyor arkadaşlar böyle. Lan Ducato! Lan senin yüzünden, neyse Allah'tan tamponlar da plastik arkadaşlar. Araba tamamen plastik yapım olduğu için çok da önemli değil ya. Lan bu korsanın logoyu çalmışlar. Bazı hırsızlar profesyonel davranıyor demek ki. Logoyu çaldırmış. Mahmut Bey çaldırmış logoyu. Burada senin mekanın var Mahmut, biliyor musun? Eğer oradan geçersek göstereceğim. Unutturma Mahmut. Tamam abi. Mahmut lan, gidemedik lan senin yere. İstanbul'da Mahmut Bey var da kardeşim. Sana onu gösterecektim. Ama sanırım gösteremeden tamirhaneye geldik ya. Mahmut Bey. Küçük çekmecenin az ilerisindeydi Mahmut Bey. Lan dur lan, öyle çıkma lan. Yavaş lan. Lan beni delirtmeyin. Gelir geçerim içinizden ha bak. Ona göre. Lan ne güzel kullandık ya. Yine var ya, yaptık yapacağımızı. Arkadaşlar Sagopa'nın bir sözü vardır. Dinlerken Sago'yu ne yapmış diyeceksin diye. Ben de onu çaldım. Ona da özendim falan diyormuşum şimdi. Ona da özendim. İzlerken Kero yapmış diyeceksiniz arkadaşlar. Kero yapmış diyenler yorumlara bekliyorum sizi hemen. Geldik mi? Mahmut benim evde burada abi. Yemek yeriz seninle çıkışta. Olur abi, yeriz. Ama sen ısmarlayacaksın. Ulan zaten benim evimde benden başka kim ısmarlayabilir? Salak adam. Sana benim evimde yediğin yemeğin parasını mı isteyeceğim? Lan yine mi bu şarkı ya? Bilsem sensiz nasıl yaşıyorum. Aa, benim ev burada Mahmut bak. Aa, burası. Tamam abi, otururuz. Oturtacağım seni, oturtacağım, bekle. Aç kapıyı Veysel efendi, biz geldik. Lan nereye geçsem reklam çıkıyor be, kapat be. Hayat Mix'te reklam yok. Cemal abi içeride mi? He kardeşim, he içeride he. Basalım mı arabayı Mahmut? Buyur Mahmut. Mahmut tamponlarını ben beğenmedim. Bunlara bir sis farlı bir şeyler takalım ya. Bak bu güzel Mahmut, bu olabilir. Sana şöyle bir jant nasıl olur? Abi çok iğrenç. Tamam bundan takalım, tam senlik teneke. Şaka bir yana, sana polo jantı gitti ha. Buna da bir tane takalım. Şu arabayı bir kapat arabayı Allah aşkına. Allah razı olsun ya. Egzoz da taktıralım şöyle hazır temizlenmişken. Üf, büyük borulardan. Tamam bu büyük borulu kalsın. Arka tamponunu da şöyle güzel bir şeyler yapalım. Bak bu tatlış durdu, bu da kalsın. Bir de spoiler sunroof açabilirsek arabalarına şöyle. Boyalı ayna takalım. Sunroof açalım. Bir tane spoiler taktık mı çok iyi oldu lan. İçini boş ver zaten, içinde değiştirecek bir şey yok. Lan kardeşim araban güzel oldu, hadi hayırlı olsun. Şöyle bizim eve doğru geçelim seninle. Tersten gideceğiz ama sakın laf etme ha. Vallahi ben gidip o kadar yolu uzatamam kardeşim. Arkadaşlar tersten gidiyoruz bugün de. Lan bir saniye kardeşim, burada 120 üzerime geliyorsunuz. Zaten hayat üzerimize geliyor be kardeşim. Bir de siz gelmeyin be. Ne bakıyorsunuz birader, tersten gidiyorsak ne olmuş yani? Size ne kardeşim, Allah Allah ya. Evime geliyorum, size ne yani? Arkadaşlar videomuz da bu şekilde. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla yorumlarla bitmeyin. Hoşçakalın, bay bay. Bir de Kerem Şin kanalına mutlaka abone oluyorsunuz.